Merhaba arkadaşlar, 9. sınıf orijinal ders öğülerinin ikincisinde sayfa 51'deyiz. Kazanım ödev testimiz 1'i çözeceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. Yukarıdaki bölme işleminde bölüm ile kalanın toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar AB'nin içinde AB bir defa var. Bir kere AB, AB çıkarma işlemini yaptığım zaman bakın burada 0 kaldı. A'yı aşağı indirdim. İndirir indirmez hemen soruyorum. A'nın içinde AB var mı? Yok. Yoksa arkadaşlar ne yapıyoruz? 0 koyuyoruz. Sıfırla AB'yi bak şimdi AB'yi çarparsam 0 yapar zaten. Şimdi şuradaki B'yi indiriyorum. Bakın buradaki sayımız ne oldu? AB. AB'nin içinde AB kaç defa var? Bir defa var. 1 ile AB'yi çarparsam AB arkadaşlar. Çıkarma işlemini yaptım 0. Şimdi en son burada 2'yi indirdim. Hemen indirdim ya. Ne yapacağım? İndir indirmez soracağım. 2'nin içinde AB var mı? Yok. Dolayısıyla arkadaş çünkü 2 tek basamaklı ya. Tek basamaklı bir sayının içinde 2 basamaklı bir sayı olur mu? Olmaz. Dolayısıyla buraya ne yaptım? Bir tane 0 yaptık arkadaşlar. Bizden bölüm ile kalanın toplamını istiyordu. Bölüm dediğimiz bakın 1010. Kalan dediğimizde 2. Topladığım takdirde 1012 gelmiş olacak. Bir de bunu ikinci yoldan yapıyorduk. Hatırladınız mı? Bak nasıl yapıyorduk? İkinci yoldan şöyle yazalım. Biraz parçalayarak yapıyorduk arkadaşlar. Mesela şu ilk baştaki AB'yi aldım. Sonra diğerlerinin sonuna 0 ekledim. AB'nin şuradaki yuvarlak içine aldığım AB'nin sağında 3 tane sayı var ya o yüzden 3 tane 0 yaptım. Sonra arkadaşlar şuradaki AB'yi almış olsam şuraya yazmış olsam onları da sağında bir tane 0 var o yüzden bir tane 0 yazdım. Bir de şimdi en sondaki 2'yi ekliyorum. Birler basamağında olduğu için bu şekilde. Bak ben gerçekten de bunları toplamış olsam 2, B'yi indirdim, A'yı indirdim. Bakın B, A. Aynısı olmuyor mu? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar ben bunu bu şekilde yazma hakkına sahip. Ben bunu AB'ye bölmüş olsam, AB'ye bölmüş olsam ne olacak? AB'yi AB'ye bölersem 1, sağında da 3 tane 0 var. Değil mi? Tamam. Bunu AB'ye bölsem buradan 1 gelecek. Sağında da bir tane 0 var arkadaşlar. 2'yi zaten AB'ye böldüğüm zaman yine 2 gelecek. Değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar bakın burası 1010. Bu da kalan 2 zaten. 1010'a 2 eklersem yine 1012 gelmiş oluyor. Anlaştık mı? Geldik şimdi ikinci sorumuza. Ne diyor arkadaşlar? Olduğuna göre x kaçtır diyor. Hemen bakın arkadaşlar şu zaten kalan bölenden küçük. Onunla ilgili bir şey yazmama gerek yok şu anda. 4x artı 2 eşittir. Ben ne yapacağım şimdi? Şunların ikisini çarpacağım. Bak şunların ikisini çarpacağım. Çarptığım zaman 3 çarpı 2 tane terim var ya arkadaşlar. Parantezi açtım. Dikkat ettin değil mi? Evet. Artı kalanı da ekleyeceğim. 4x artı 2 eşittir. Bakın şuradaki dağıtma işlemini uygularsam ben ne olacak? 3x artı 6 bir de birimiz var. Buradan 4x artı 2 eşittir. 3x artı 6 ile 1'i toplarsam 7. Bakın 3x'i buraya 2'yi de sağ tarafa atacak olursam 4x'ten 3x çıkarsa x kalır. 7'den de 2 çıkarsa 5 kalır arkadaşlar. Buna göre doğru cevabımız bakın C şık. Geldik 3'e. ABC 0 4 basamaklı, MN 2 basamaklı sayılardır. Yani işimize yarar ya da yaramaz. A burada binler basamağında olduğu için 0'dan farklı olacak. M de onlar basamağında olduğu için 0'dan farklı olacak. Notlarımı aldım. Tamam. Olduğuna göre MN sayısının alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bunu umarım yapmışsındır. Çünkü konu anlatımda buna benzer bir tane örnek yapmıştık. Şimdi arkadaşlar bak ben burayı bilmiyorum ya. Burası ne olsun? Bölüm X olsun. Dolayısıyla ben şu ABC 0'ı nasıl buluyorum? Eşittir 24 ile x'i çarpıyorum. Ve artı kalanı ekliyorum. Değil mi? Şimdi bakıyorum arkadaşlar ABC 0. Birler basamağı çift olduğundan dolayı dolayısıyla bu sayı çifttir. 24 ile bir sayıyı çarparsam 24 çift sayı ya. Çift ile bir sayı çarparsam çift olur. Artı bak sağ sol taraf çift. Sağ tarafında çift olması için çiftle neyi toplarsam ben çift olur? Çifti değil mi? Dolayısıyla bak bu MN'nin ne olması lazımmış arkadaşlar? Çift olması lazımmış. MN çift olacaksa MN aynı zamanda 2 basamaklı. Dolayısıyla 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve en son 22 olur. Niye? Bakın şuradaki kalan dediğimiz MN şuradaki bölenden arkadaşlar küçük olmayacak mı? 24'ten küçük olacak. Dolayısıyla ben en son 22'ye kadar giderim. Değil mi? Ve MN sayısının alabileceği değerler toplamın. Şimdi arkadaşlar bakın hepsindeki artış miktarı ikişer ikişer artmıyor mu? Evet. O zaman bizim formülümüz neydi? Terim sayısıyla ne yapıyordum? Ortanca sayıyı çarpıyordum ben.
Şimdi ortanca sayıya bakıyorum. Ortanca sayımız hangisi? Bakın 16. Kaç tane terim var? 7 tane terim var. Dolayısıyla 7 ortanca terimimize 16. 16 ile de 7'yi çarparsam 112 gelmiş olacak. Pratik olarak bu şekilde hesaplayabiliriz. Geldik şimdi 4'e. Bir A doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 4'tür. O zaman ben arkadaşlar A'yı direkt 4 olarak alabilirim. Ya niye hocam? Bak şöyle. Ben normal şartlar altında bu cümleyi şu hale döndürebilir miyim? Bak A'nın 7 ile bölümünden kalan 4'tür. Bak ben burayı bilmiyorum ya. Burası ne olsun? X olsun. Peki ben A sayısını şunların ikisini çarpıp 7x artı 4 olarak alabilir miyim? Evet. Bak ben burada x yerine 0 yazarsam x eşittir 0 için. Dolayısıyla bak burası ne olacak? A eşittir 7 çarpı 0 artı 4. 7 kere 0 zaten 0. Dolayısıyla A sayısını bak 4 olarak yine bulmuş oluyoruz. Yani biz kısaca şuradaki işlemi yapmak yerine ne diyoruz? Bak şuradaki kalanın aynısını buluyoruz yani. Sebebi ne? Şuradaki ifadeye 0 verdiğimden dolayı. Anlaştık mı? O yüzden kalan ifadesini pratik olarak pratikte alabiliriz. Bak bir daha söylüyorum. Tamam. Şimdi buna göre A'yı 4 olarak aldık ya 4'ün karesinden ne gelecek? Bak şöyle diyelim. 3 çarpı 4 artı 5. 4'ün karesi 16. 3 kere 4 12 artı 5. 16'dan 12 çıkarsa 4. 4 ile de 5 toplarsam 9. 9 sayısının 7 ile bölümünden kalan. 9'u 7'ye bölersem arkadaşlar ne kalacak? Tabii ki 2 kalmış olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şık. Geldik şimdi 5'e. A ve X doğal sayılardır diyor. Olduğuna göre A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki kalan ifadesi bölenden küçük olmayacak mı? Yani şu 79'dan. Tamam. Şimdi A sayısını arkadaşlar şöyle yazamaz mıyım ben? A eşittir. Bakın 79 ile A. X eksi 1'i çarpacağım. Bak şöyle mi yazacağım X eksi 1'i? Hayır. Niye? X eksi 1 iki tane terimden oluştuğundan dolayı arkadaşlar parantez içinde yazacağım. Artı X küp. Şimdi A'nın büyük olabilmesi için dolayısıyla X'in de büyük olması lazım. X'i burada seçebileceğim maksimum değer ne arkadaşlar? Bakın mesela 5 desem X'e 5 desem 3 tane 5'in çarpımı ne olacak arkadaşlar? 125 olacak. Değil mi? Dolayısıyla 75'ten büyük olur. X yerine 4 desem X eşittir 4 için desem bakın 4'ün küpü ne yapar arkadaşlar? 64 yapar. Değil mi? 64 küçüktür. 79. Bak oluyor. Demek ki X'i 4 olarak alayım. Bak 5 fazla geldi. 4 oldu. 4'ten küçüklere zaten denememe gerek yok. Niye? Ben X'in en büyük değerini istiyorum arkadaşlar. Anlaştık mı? Dolayısıyla X gördüğüm yere 4 yazacağım. 4 eksi 1'den bak burası ne olacak? 3 olacak. Bak 4 yazarsam 4'ün küpünden burası 64 oldu. Şimdi 79'da 3'ü çarpmayacağım mı? A eşittir. 79'da 3'ü çarparsam 3 kere 9 27. 3 kere 7 21. 2 daha 23. Artı 4'ün küpünden de 64 geldi. Dolayısıyla 237 ile 64'ü toplayacak olursam ben ne olacak arkadaşlar? 301 geliyor herhalde değil mi? Evet. Buna göre doğru cevabımız bakın D şık. 6. sorumuza bakalım. Olduğuna göre A çarpı B çarpımının 8 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi bak aynı mantıktan ben A'yı direkt 11 seçemem mi? Evet. Bak B'yi de direkt 13 seçebilirim. Tamam. Hani şöyle bak buraya ben şimdi X demiş olsam A dediğimiz 24 ile X'in çarpımına kalanı eklemiyor muyum? Bak X yerine 0 yazarsam burası zaten 0 gelir. Dolayısıyla A'yı direkt 11 olarak buluruz. Benzer şekilde bak buraya da Y diyecek olursam B eşittir 16 çarpı Y artı 13. Bak Y'ye 0 dersem 16 ile 0'ı çarparsam 0 olur. B değeri de direkt 13 olarak bulmuş oluruz. Bak bu işlemleri yapmadan direkt hemen kalanları alıyoruz biz pratikte, tamam mı? A yerine 11 yazıyorum. B yerine de 13 yazıyorum. 11 ile 13'ü çarparsam arkadaşlar 143. Bak 11 ile bölünü 11 ile kısa yoldan çarpmayı da göstereyim ben size. 15 ile kısa yoldan çarpmayı göstermiştim. 25 ile de göstermiştim. 11 ile de gösterelim. Bak 11 varsa eğer çarpma işleminde 13'ü şöyle yazıyorsun. Aralarında biraz boşluk bırakıyorsun. Niye? Aralarında çünkü 3 ile 1'in toplamını yazacağız. Tamam mı? Ne oluyor? 143 oluyor. Dolayısıyla 143'ü 8 ile böleceksem ben kalan ne olacak? 1 kere var. 63, 7 kere 8 56, 63'ten 56'yı çıkartırsam da kalan 7 olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Geldik şimdi 7'ye. 4 basamaklı bu sayının 17 ile bölümünden kalan 8'dir. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla 4 basamaklı olacaksa A'nın ne olması lazım? 0'dan farklı olması lazım. Bir de şuna dikkat etmen lazım. Buna benzer de bir tane örnek yapmıştık. Bak A ile B'ye bak.
Burada da A ile B'ye bak. Hizaları aynı ya. O zaman biz bunları şöyle yapıyorduk. 17 ile bölünebilme kuralını da öğrenmedik, değil mi? Dolayısıyla A, 3, B, 2 sayısının 17 ile bölümünden kalan, 17 ile böleceğim. Bakın şöyle bölüme x diyeyim. Kalan da ne olsun? 8 olsun. Bak, gerçekten de şöyle değil mi? Direkt artık bunları şu şekilde yazabilmemiz lazım. B, 2. 17 ile böleceğim. Kalan da ne olacak? 8 olacak. Ben dedim ki bu bölüm x olsun. Dolayısıyla ben A3, B2 sayısını nasıl bulurum? 17 ile x'i çarparım ve 8 eklerim. Yani işte burada yazdım yani. Tamam. Şimdi buna bakalım. A2, B7 sayısını A2, B7 sayısını 17 ile böleceğim. Bölüm y olsun. Kalanı soruyor arkadaşlar. Kalan da k olsun. Bak onu da nasıl yazdık? A2, B7 sayısını 17 ile böldüm. Bölüm y olsun dedim. Kalan da k olsun dedim. Dolayısıyla bakın A2, B7 sayısını 17 ile y'yi çarparım. Üstüne k'yı eklerim. Aha işte o da burada. Bak taraf tarafa çıkartırsam ben bunları. Niye taraf tarafa çıkartıyoruz? Burada A'lar ve B'ler birbirini götürsün diye. Bak burada çıkarma işlemi yapıyorum ya. Aynı hizada olduğundan dolayı götürecek. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada ne kalmış olacak? 302 değil mi? Şu B'nin yerine 0 yazalım. 302. İstediğin sayıyı yaz da hiç fark etmez. Kolay olsun diye 0 yazalım. Alttaki sayı da 207. Şurada da A'nın yerine sen istediğini yaz. Hiç fark etmez. Hani 0 yazdığını varsayacak olursak 0, 302 ile 302 aynı şey. Dolayısıyla bu şekilde yazdım. 12'den 7 çıkarsa 5. Burası 9. 95 kalır arkadaşlar. Yani şuradaki ifade ne olacak? Çıkarma işlemi daha doğrusu 95 olacak. Eşittir. Bakın çıkarma işlemi yapacağım ya. Çıkarma işlemi yapıyorum ama 17'ler ortak. Dolayısıyla yukarıda x kaldı. Aşağıda da eksiyle çarptığım için aşağıyı ne olacak arkadaşlar? Eksi y olacak. Artı 8'den de k'yı çıkaracağım. Değil mi? 8 eksi k olacak. Şimdi arkadaşlar bu şu ifade 95 sayısının 17 ile bölümünden kalan değil midir? Evet. Bak şimdi şöyle düşün. 95 sayımız var. Ben 17'ye böleceğim. Bölüm x eksi y. Kalan da 8 eksi k olacak. Tamam. Ben şimdi 95'i 17'ye zaten bölebilirim. Dolayısıyla oradaki bölüm ve kalanı bulabilirim arkadaşlar. 95'i 17'ye şurada çaktırmadan bir bölelim. Kaç kere var? 5 kere 85 yapar. Çıkarma işleminde bak 10. Benden şimdi kalanı istiyor ya. Kalan dediğimiz arkadaşlar bu 8 eksi k değil mi? Evet. Bu 8 eksi k'nın neye eşit olması lazım? 10'a eşit olması lazım. Bak 8 eksi k'nın 10'a eşit olması lazım. K değeri de buradan ne olacak? Eksi 2 gelmiş olacak arkadaşlar. Eksi 2 geldi. Şimdi peki. Şimdi şöyle bakın. Şimdi ben k'yı aramıyor muyum? Evet. K dediğim arkadaşlar burada kalan değil mi? Bak şuradaki ifade kalan. Kalan minimum ne olabilir? En az 0 olur. Değil mi? 0 olduğu zaman tam bölünüyor manasına geliyordu. 0'ın altında olma şansı yok ki. Ama bak ben burada k'yı ne buldum? Eksi 2 buldum. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olamayacağından dolayı arkadaşlar bu ifadeyi benim kalan ifadesini kesinlikle ama kesinlikle pozitif yapmam lazım. Pozitif yapmak için de ne yapacağım arkadaşlar? Hangi sayıya böldüm ben? 17'ye böldüm değil mi? O yüzden bu eksi 2'ye ne yapacağım? Pozitif yapana kadar 17 ekleyeceğim. Zaten bir tane 17 eklesem arkadaşlar ne olacak? 15 ifadesi gelmiş olacak. Tamam. Dolayısıyla cevabımız burada E şıkkı olmuş oluyor. Buna bir yıldız atalım. Bak yaptıysan güzel soru yaptın. Onu söyleyeyim yani. Aşağıdakilerden hangisi 2 ve 3'e tam olarak bölünecek? Şimdi arkadaşlar 2 ile bölünebilme kuralını biz zaten biliyoruz. Birler basamağının çift olması lazım. Bak şimdi burada çift değil. Birler basamağı tek sayı. Dolayısıyla burada da birler basamağı tek sayı. O zaman bunların olma şansı yok. Şimdi diğerlerinde 2 ile bölünebilme kuralına baktık. Diğerlerinde hepsi arkadaşlar birler basamağı çift. Tamam. Bir de ne yapacağız şimdi? 3 ile bölünebilmeye bakacağım. 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlarını topladığım zaman 3 ve 3'ün katı olacaktı. Bak bu zaten 3. Değil mi? 3'ün katı. Geri kalanlar 7 ile 4'ü toplarsam 11. 11 3'ün katı değil. Dolayısıyla 3'e tam bölünmez. C'ye bakalım. 4, 4 daha. Hatta şu 4 ile 2'yi toplayınca 6, 6 3'ün katı ya arkadaşlar. Tamam. O zaman geri kalan 4'ün de 3'ün katı olması lazım. Hayır 4 3'ün katı değil. Dolayısıyla bak bu da bölünmez. Buraya bakalım. Bak 6 zaten 3'ün katı. 7 ile 2'yi toplasam 9. O da 3'ün katı. Dolayısıyla arkadaşlar bakın D şıkkı bizim aradığımız cevap oluyor. Hem 2'ye hem de 3'e bölünüyor. 9'a bakalım şimdi. Rakamları 0'dan ve birbirinden farklı 4 basamaklı 5, A, 7, 9 sayısı 3 ile tam bölünebilmektedir diyor. Bak 0'dan
sıfırdan ve birbirinden farklı olacakmış arkadaşlar. Tamam mı? Bunlar önemli kriter. Şimdi 3 ile tam bölünecektir diyor. Dolayısıyla 3'e tam bölünebilmesi için rakamları toplamanın 3 ve 3'ün katı olması lazım. Dolayısıyla bak 9 3'ün katı zaten. Bak burada 5 ile 7'yi toplarsam 12. O da 3'ün katı. O zaman bir tek a kaldı. O zaman a'nın da ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Şimdi benim a'ya verebileceğim 0, değil mi? Şimdi bütün sen diyebilirsin ki hocam 0'dan farklı olacak. Bak ben bütün alternatifleri yazıyorum. Olmayanları en son eliyorum. Tamam mı? Sonra 3 ile bölünebilme kuralına baktığımızda unutuluyor. Bundan sonrakileri hep 3'er 3'er artıracağız. 3, 6 ve 9. Şimdi arkadaşlar bakın elemelerimizi yapalım. 0'dan farklı diyecekti. Evet bak bunu eledik. Tamam. 3'ü alabilir mi? 3'ü alabilir mi? Alabilir. Rakamları da birbirinden farklı oluyor. 5, 7, 9'dan farklı. 6 alabilirim arkadaşlar. Yine 5, 7, 9'dan farklı. Ama 9'u alamayacağım. Niye? Bak burada 9 ifadesi var. Birler basamağında. Şurayı şöyle şey yapayım da daha net görün. İkisi de 9 ya arkadaşlar. Dolayısıyla A yerine ben 9 alamam. Demek ki A'nın alabileceği 3 ve 6. Bunların da değerlerinin toplamını soruyor. 3 ile 6'yı toplarsam 9 olmuş olacak. Buna göre doğru cevabımız C şık. Şimdi geldik 10. sorumuza. Rakamları farklı. 4 basamaklı. Bak rakamları farklı diyor. 4 basamaklı olacak. Birler basamağı zaten 0'dan farklı olmalı. Zaten öyle. Tamam. 4 ile tam bölünecek. 4 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Son 2 hanesi 4 ve 4'ün katı olması lazım. Dolayısıyla burada A4 ifadesi 4'ün katı olacaksa bak A yerine ben ne yazabilirim? 0 yazsam. 0, 4, 4'ün katı. Sonra 1 yazsam 14, 4'ün katı değil. 2 yazsam 24, 4'ün katı. Bak hep ikişer ikişer artıyor. Bundan sonrakileri ikişer ikişer artıracağım böyle. Anlaştık mı? Şimdi bütün alternatifleri yazdım. Sağlamayanları buradan eleyeceğiz. A'nın alabileceği değerler toplamını soruyordu. Şimdi rakamları farklı diyor arkadaşlar. Sıfırdan farklı demediği için A'yı 0 olarak alabilirim. Bak A'yı 2 olarak alabilirim. A'yı 4 olarak alamam. Niye? Bak şurada birler basamağında 4 kullanılmış. A'yı 6 olarak alamam. Bak binler basamağında kullanılmış. A'yı 8 olarak da alabilirim arkadaşlar. Buna göre A'nın alabileceği değerler toplamı 0, 2 ve 8'dir. Bunları topladığım takdirde de 10 cevabına ulaşmış olur. Tamam. Cevabımız A şık. 11'e bakalım. 3 basamaklı 4 AB sayısı 5 ile bölündüğünde kalanı 2 olan tek bir sayıdır diyor. Şimdi arkadaşlar 5 ile bölünebilme kuralı sadece birler basamağını bağlıyordu değil mi? Eğer birler basamağı 0 ve 5 oluyorsa 5'e bölünüyor diyorduk. Bakın eğer B dediğimiz 0 ve 5 olsaydı ne olacaktı? 5'e tam bölünecekti. 5'e tam bölünecekti. Fakat ne demiş burada bize? Kalanı 2 olacak. O zaman arkadaşlar bak ben 0'a 2 eklersem 2, 5'e 2 eklersem 7. Fakat tek sayı olmasını istiyor. Dolayısıyla arkadaşlar burada verebileceğimiz B'ye tek sayı nedir? 7'dir. O zaman B'nin 7 olduğunu ne yaptık? Biz bulduk. Şuradaki ifadede B yerine 7 yazacak olursam 3A 7 ifadesi geldi. 3 basamaklı sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre diyor. Yani bu 3'e bölünecekse zaten arkadaşlar bu 3'ün katı 7'nin 3 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. Değil mi? Hatta şöyle diyelim. A ile 7'yi toplarsam A artı 7 olacak. Bu 3'ün tam katı olacaksa arkadaşlar demek ki A'nın ne olması lazım? 2 olması lazım ki 7 ile 2'yi toplayınca 9 olsun. Başka olabilir mi? Tabii ki olabilir. 3 ile bölünebilme kuralına baktığımdan dolayı bunlara 3 ekleyeceğim. 5 olabilir. Bir de ne olabilir arkadaşlar? 8 olabilir. Bir daha 3 eklesem 11 olur. Rakam olmaz. A'nın alabileceği en büyük değeri soruyordu. Bakın A'nın alabileceği en büyük değer de 8. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 12'ye bakalım. 4 basamaklı bu sayı 8 ile tam bölünebilmektedir diyor. 8 ile bölünebilme kuralımız neydi arkadaşlar? Son 3 hanesinin 8 ve 8'in katı olması gerekiyor. Son 3 hanemiz bizim 3A 0 değil mi? Bu ne olacakmış? 8'in katı olacakmış. Hemen yazdım. Dolayısıyla bak arkadaşlar şimdi ben A'ya 0 desem 308'in katı değil tam bölünmez. A'ya 1 yazsam bölünmez. 318'in katı değil. Bak A'ya 2 yazabilirim. 328'in tam katı. Değil mi? Bir de A'ya yazabileceğim arkadaşlar. Bir de 6 var. Tamam. Bir sonraki de 6 olacak. O zaman 320 ve 360 sayıları 8'in katı oluyor. Şöyle yazalım. 320 ve 360. Bunlar 8'in katı. Buna göre rakamları farklı. 3 basamaklı bu sayı. Rakamları farklı olacakmış. Bakın önemli bir kriter.
3 basamaklı olacaksa A da zaten burada ne olacak? Yüzler basamağında olduğundan dolayı A burada 0 olamayacaktır. Bu sayının diyor 3 ve 4 ile bölümden kalanları toplamı. Şimdi arkadaşlar burada rakamları farklı olacak diyor ya. O zaman A yerine bak ben burada ne aldım? 2 aldım. Değil mi? Bak buradaki sayıda da ortanca sayı. Yani onlar basamağındaki sayıda 2 olduğundan dolayı o zaman ben bunu da alamam. O zaman A yerine alabileceğim sayı şöyle. A yerine alabileceğim sayı neymiş? 6'ymış. Dolayısıyla bak ben burada A yerine 6 yazacak olursam sayımız ne oldu? 628 oldu. Bu sayının 628 sayısının 3 ve 4 ile bölümden kalanların toplamı. Bak ben bunu 3'e bölsem, 3'e bölsem arkadaşlar bu 3'ün katı 8 ile 2'yi toplasam 10. 10'un 3 ile bölümünden kalan 1 olacak değil mi? 3 ile yani 3 ile bölümünden kalan 1 onu da bu şekilde ifade ederim. Bana kalanı soruyor. Bunu yuvarlak için aldım. Şimdi bu 628 sayısını 4 ile bölsem ne olacak? Son iki hanesine bakacağım ya. 28 4'ün tam katı olduğundan dolayı kalan gelmeyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla kalan 0 olacak. Dolayısıyla arkadaşlar 1 ile 0'ın toplamından da kalanlar toplamı ne gelecek? 1 gelmiş olacak. Buna göre doğru cevabımız bakın A şıkkı. 13'e bakalım hemen. 3 basamaklı ABC sayısının 9 ile bölümünden kalan 6 olduğuna göre diyor. Şimdi arkadaşlar bakın bu 3 basamaklı olacaksa A yüzler basamağında dolayısıyla A'nın 0'dan farklı olması gerekiyor. Şimdi bu ABC 9 ile bölümünde 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamlarını toplayacağım. 9 ve 9'un katı olacaktı arkadaşlar. A artı B artı C ne olacakmış? 9'a böleceğim. 9'un katından bak kalan 6 olduğu için ne yapacağım? 6 ekleyeceğim. Bu şu demek değil mi? ABC sayısını 9'a böleceğim. Kalan da 6 olacak. Bak ben buraya K dedim. Dolayısıyla ABC sayısını 9'la K'yı çarpıyorum. 9K. Kalanı da ekliyorum. 9K artı 6. Artık bu şekilde yazabiliyorsunuz umarım. Tamam. Şimdi devam edelim. Şurada kaldık. 6 basamaklı bu sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Burada yine 9 ile bölümünden dediği için şu sayıyı ne yapacağım? Rakamlarını toplayacağım. Kaç tane A var? 2 tane A var. Kaç tane B var? Bakın 2 tane B var. Kaç tane C var? 2 tane de C var arkadaşlar. 9 ile bölümünden ne diyelim bölümüne? M diyelim. Kalan da ne olsun arkadaşlar? Kalan da hadi P olsun. Tamam. 9 ile bölümünden kalanı soruyor. Kalan dediğimiz yani şu P. Benden P'yi istiyor yani. Şimdi arkadaşlar bu dikkat edecek olursanız şimdi A artı B artı C'nin toplamının ben 9'un katından 6 fazla olduğunu bilmiyor muyum? Evet. Dolayısıyla bak ben burada hepsinde 2 ortak parantezine alabilir miyim? 2 var ya arkadaşlar hepsinde. A artı B artı C ifadesi gelmiş olacak. Buradan 9M artı P gelmiş oldu. Bak ben burada A artı B artı C yerine 9K artı 6 yazabilirim. 2 çarpı 9K artı 6 geldi. Eşittir. 9M artı P ifadesi gelmiş oldu arkadaşlar. Tamam. Şimdi dolayısıyla bak buradan şunları çarparsam 18K artı 12 eşittir. 9M artı P ifadesi gelmiş oldu. Şimdi bak bunu öbür tarafa atayım. 18K eksi 9M artı 12 eşittir P. Ben P'yi arıyorum ya. Kaçta? 9 ile bölümünden kalanı arıyorum. Bak şimdi burada ikisinde de 9'la 9 ortak parantezine alabilir miyim? Bak alırım. 9 ortak parantezine alırsam burada arkadaşlar şu 18 dediğim 9 kere 2 değil mi? 9 ortak parantezine alırsam 2 ile K kalıyor değil mi geriye? 2K eksi M kalıyor diğerinde. 12 şurada da artı 12 yazdım. Eşittir P. Şimdi arkadaşlar ben bunu 9'a böldüğüm zaman bak şurası tam 9'un katı olduğu için burası kalan gelmez. 12'yi de 9'a bölersem kalan ne gelecek arkadaşlar? Kalan 3 gelecek. Tamam. Dolayısıyla P'yi 3 olarak bulmuş olduk. Doğru cevabımız bakın B şık. Anlaştık mı? Bence fena soru değil. Geldik 14. sorumuza. Rakamları farklı 3 basamaklı bu sayılardan birisi 9 ile diğeri 10 ile tam bölünebilmektedir. Şimdi rakamları farklı ve 3 basamaklı dediği için A burada 0'dan farklı olacak. Niye? Yüzler basamağında. Tamam. Şimdi hangisi acaba 10 ile tam bölünecek? Bak diyelim ki 10 ile bölünen sayı bu olsun. 10 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar ben birler basamağına bakmayacağım mı? Evet.
10 ile tam bölünecekse o zaman birler basamağının 0 olması lazım. Çünkü birler basamağı birden farklı olursa, örneğin 2 olursa 10 ile bölümünden kalan 2 olur. 5 olursa 10 ile bölümünden kalan 5 olur. Dolayısıyla 10 ile tam bölünecekse buradaki birler basamağındaki sayının, yani a'nın 0 olması gerekiyor. Fakat biz burada dedik ki a 0'dan farklı. Dolayısıyla a'nın 0 olma şansı yok. Peki bu ne anlama geliyor? Demek ki 10 ile bölünen sayı bu değilmiş arkadaşlar. 10 ile bölümünden tam bölünen sayı buymuş. Dolayısıyla buradaki birler basamağının 0 olması lazım. Birler basamağındaki sayı b olduğundan dolayı b'nin 0 olduğu anlamını çıkarabiliriz. Tamam? Şimdi b 0'mış burada. Şimdi bakalım a'ya bakalım şimdi arkadaşlar. Yani şimdi 10 ile bu 10 ile bölünüyorsa 9 ile bölünen de bu. Yani 5 b a sayısı ne arkadaşlar? 9 ile tam bölünecek. Şimdi ben b'yi 0 olarak buldum. Dolayısıyla 0'ı yerine yazacak olursam 5 0 a ifadesi geldi. Bu 9'un katı olacakmış. Bu 9'un katı olması için rakamlarını topladığım zaman 9 ve 9'un katı olması lazım. 5 ile 0'ı toplarsam 5, a'yı da eklersem a artı 5 olacak. Bunun 9'un katı olabilmesi için bak burada a'nın ne olması lazım? 4 olması lazım ki 4 ile 5 toplayınca 9 olsun. A'yı bulduk şimdi. A'yı bulduk, b'yi de bulduk. Bak a'yı da 4 olarak bulduk. Buna göre 3 basamaklı bu sayının diyor. Bu sayıyı artık bulduk zaten. B yerine 0 yazıyorum. A yerine de 4 yazıyorum. 5 ile bölümünden kalan. 5 ile bölümünden kalan arkadaşlar birler basamağına bakacağım ben. Birler basamağı 4 olduğundan dolayı demek ki 704'ü 5'e böldüğüm zaman kalan 4 olacak. Değil mi? Bak bu 4 arkadaşlar birler basamağındaki sayı 5'ten küçük olduğu için kalanı aynen yazıyoruz. Dolayısıyla cevabımız bakın E şıkkı olmuş olacak. 15'i okuyalım hemen. İki basamaklı AB sayısı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Bak A İki basamaklı olacaksa burada A'nın sıfırdan farklı olması lazım. Değil mi? Bunları not aldık. Yarasın ya da yaramasın işimize. Şimdi 10 ile bölünde kalan 3'ü verecekse, 3 kalanını verecekse bakın 10 ile bölünebilme kuralı birler basamağını bağlıyordu. Demek ki 3 kalanını verecekse B'nin 3 olduğunu buradan anlayabiliriz. Yani bizim sayımız aslında A 3 sayısıymış. Bak bulduğum B'yi şurada yerine yazdım. Tamam? Şimdi 3 ve 4 ile bölündüğünde de 1 kalanını verecekmiş arkadaşlar. 3 ve 4 ile bölündüğünde. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralına bakacak olursam 4 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar ne olması lazım? Bakın 2 basamağına bakmam lazım. Dolayısıyla benim burada A'ya verebileceğim sayı bak 0 olmaz. Çünkü 3'ün 4 ile bölümünden kalan 3 olur. Bak A'ya ben burada 1 versem 13'ün 4 ile bölümünden kalan 1 olur. A'ya 2 versem 23'ün 4 ile bölümünden kalan 3 olur. A'ya 3 versem 33'ün 4 ile bölümünden kalan 1 olur. Şimdi dolayısıyla bak ikişer ikişer artıyor. 5, 7 ve 9 olacak bundan sonrakiler. İkişer ikişer artırdığım takdirde. Şimdi aynı zamanda 3 ile bölündüğünde de 1 kalanını verecekmiş. Bak ben burada A yerine 1 yazsam. Şöyle yazsam. 13. A yerine 3 yazdım. 33. Sonra 53, 73 ve 93 sayıları. Şimdi bunları 3 ile böldüğünde 1 kalanını verecek. Evet. 13'ü 3 ile böldüğünde kalan ne olur arkadaşlar? 1 olur. Dolayısıyla A yerine bak 1'i alabiliyormuşum demek ki. Şimdi 33 arkadaşlar. Bu 3'ün katı. Bu da 3'ün katı. Bu 3'e tam bölünür. Ben 1 kalanını istiyorum. Bu gitti. Yani A yerine 3'ü alamam. 5 alabilir miyim? 5 ile 3'ü toplarsam 8. 8'i 3 ile bölümünden kalan 2. Ama ben 1 kalanını arıyorum. Dolayısıyla bu da gitti. Yani 5'i de veremiyormuşum. 73 sayısı. Rakamlarını toplarsam 7 ile 3 toplarım 10. 13 ile bölümden kalan 1. Ben de onu arıyorum zaten. Dolayısıyla bakın A 7 olabiliyormuş. 9 olabilir mi? Olamaz. Niye? 9 3'ün katı. 3 de 3'ün katı. Bu ne demek? 93 sayısı 3'e tam bölünür. Yani bu da 0 kalanın olduğu anlamına geliyor. Ben 1 kalanını arıyorum arkadaşlar. A'nın alabileceği kaç farklı değer vardı? 1 ve 7 alıyor. Yani 2 değer varmış. Tamam. Buna göre doğru cevabımız bakın A şıkkı. Geldik 16'ya. 5 basamaklı bu sayının 11 ile bölümünden kalan 7'dir. Şimdi arkadaşlar 5 basamaklı sayıda biz ne yapıyorduk? Kaç basamaklı olursa olsun da 11 ile bölünebilme kuralında sağ baştan başlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi, artı diyorduk. Bak harfler olduğu zaman özellikle 2 tane parantezi direkt açacaksın ve 2 parantezin arasında ne yapacağız arkadaşlar? Eksiyi yerleştireceğiz. Şimdi dolayısıyla artılıları şurada toplayacağım. Eksileri de burada toplayacağım. Artılıları toplayacak olursam bak A, B ve C var.
Yani şurası A artı B artı C. Eksileri topluyorum. Ne var? B ve C var. Yani B artı C'yi de burada topladım arkadaşlar. 11 ile böleceğim. 11 ile bölümden diyelim ki bölüm K, kalan da 7. O zaman bu şekilde yazma hakkına sahip. Dolayısıyla bak ben buradaki eksiyi yazacak olursam, dağıtacak olursam ne olacak? İlk ifadeye dokunmadım. A artı B artı C eksi B eksi C ifadesi gelecek şurayı dağıttığım zaman. Eşittir 11K artı 7 geldi. Şimdi arkadaşlar artı B ile eksi B, artı C ile eksi C birbirini götürdü. Burada sadece ne kaldı? A kaldı. 11K artı 7. O zaman A'yı buradan direkt kalan alamıyor muyduk arkadaşlar? Hatırladınız değil mi? Kalan 7. Şimdi şöyle düşün. A'nın 11 ile böldüğüm bölüm K dedim. Kalan da 7. K'ya 0 verdiğim takdirde arkadaşlar A'yı direkt 7 olarak alabilirim. Tabi K'ya 1 veremez miyiz diye sorabilirsin. K'ya 1 verirsem 11 ile 1'i çarparım 11. 7 eklerim 18. A rakam olacak. 18 rakam değil. Bizim zaten en büyük rakamımız 9 değil mi? Dolayısıyla A'yı 7 olarak bulduk. Buna göre diyor 3 basamaklı A sayısı. A'yı da 7 buldum. 7, 7, 7 sayısı 4 ile bölümünden kalanı. 4 ile bölümünden kalan da son 2 hanesine bakacağım. 77. 77'yi 4'e böldüğümde kalan ne olacak arkadaşlar? 1 olmuş olacak. Tamam. Doğru cevabımız B şıkkı. 17'yi okuyalım hemen. 4 basamaklı sayı olmak üzere diyor bakın şu. 11 ile tam bölünebilmektedir. 9 ile bölümünden kalan da 7'dir diyor. Buna göre 3 basamaklı ABA sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın önce 9 ya da 11. 9'dan başlayalım. 9 ile bölünebilme kuralı ne? Rakamlarını toplayacağım. 2 ile 1'i toplarım. 3 artı A artı B. 9 ile böleceğim. Değil mi? Bölümü ne olsun arkadaşlar? X olsun. Kalan da bakın 7'ymiş. Evet, kalanı hep artı olarak ekliyoruz. Artık anladınız burayı. Şimdi buradaki 3'ü sağ tarafa atacak olursam A artı B ifadesi 9x artı 7 eksi 3'ten 4 gelecek. Tamam. Bak ben burada x'e 0 verirsem ne olacak? 9 kere 0 0. 4 eklersem bak burası 4 olacak. X'e 1 verirsem 9 kere 1 9. 4 daha 13 olacak arkadaşlar. X'e 2 verirsem 2 kere 9 18. 4 daha 22. Fakat A ve B 2 tane rakam burada. 2 tane rakamın alabileceği en büyük değer 9 artı 9'dan 18 olur. Dolayısıyla 22 olamayacaktır. Tamam mı? Demek ki A artı B'nin alabileceği 2 tane değer var. Şimdi şuraya bakalım. 2, 1, A, B. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralını çalıştıralım. Sağ baştan artı, eksi, artı, eksi diye gidiyorum. 2 tane parantez açtım. Parantezlerin içerisine eksiyi koydum arkadaşlar. Artıları kendi arasında toplarsam, B ile 1'i toplarsam B artı 1. A ile 2'yi toplarsam eksileri de A artı 2. Bu neymiş arkadaşlar? 11 ile böleceğim. Bölüm diyelim ki Y olsun. Tam bölünebilmektedir deyince kalan yok demek ki. Kalan 0. O yüzden 0'ı buraya yazmanın bir anlamı yok. Tamam. Bu şekilde yaptık. Şimdi şu eksiyi de bir dağıtalım arkadaşlar. B artı 1 eksi A eksi 2 eşittir 11 Y geldi. Buradan B eksi A 1 eksi 2'den eksi 1 geldi. Tamam. Eşittir 11 Y. Hatta eksi 1'i de öbür tarafa atalım. Eksi 1'i de öbür tarafa atalım. Ne olacak? Şurası artı 1 olacak. Değil mi? Şimdi arkadaşlar bak B eksi A ifadesi bak Y'ye 0 verirsem 11 kere 0'dan 0 1 ile eklersem 1 gelecek. Y'ye 1 verirsem 1 kere 11 11 1 daha 12. Ya şimdi biz A ve B burada rakam değil mi? Rakam. İki tane rakamın farkı hiç 12 olabilir mi? Olamaz tabi değil mi? Niye? Bak şimdi en büyük rakamımız bizim 9. Öbürkünü en küçük seçsem 0. Yani aralarındaki oluşabilecek maksimum fark 9'dur arkadaşlar. O yüzden 12 olamaz. Demek ki B eksi A ifadesi kesinlikle 1'miş. Bak ben burada A artı B ifadesini de buldum. Ya 4 olacak ya 13 olacak. Diyelim ki A artı B 4 olsa. B eksi A zaten kesinlikle 1. Bak ben bunları taraf tarafa toplarsam. Niye topluyorum? Bak artı A ile eksi A birbirini götürüyor ya, o yüzden. B ile B'yi toplarsam 2B olacak. 4 ile de 1'i toplarsam 5 olacak. B her tarafı 2'ye bölersem B 5 bölü 2. 5 bölü 2 rakam değil ki. Dolayısıyla arkadaşlar bakın A artı B 4 de olabiliyormuş. 4 olamıyorsa o zaman A artı B değeri 13 olacak. B eksi A zaten 1'di. Bakın bunu yazdım ve taraf tarafa topladım yine. Sebebine A'lar yine birbirini götürüyor.
B ile B'yi toplarsam 2B oluyor. 13 ile 1'i toplarsam 14. Her tarafı 2'ye bölersem B 7. Bakın şu ilk denklemde kullanırsam, ikinciyi de kullanabilirsin hiç fark etmez. B yerine 7 yazarım. A artı 7 eşittir 13. Buradan 7'yi karşı tarafa atarsam A'yı da 6 olarak bulmuş oluruz. A ve B'yi bulduk. A, B, A sayısının 9 ile bölümünden kalan. A yerine 6 yazdım. B yerine 7. A yerine yine 6 yazdım. 9 ile bölümünden kalanı, yani bunların rakamlarını toplayacağım. 6, 7 daha 13. 6 daha 19 olacak. 19'un 9 ile bölümünden kalan da ne gelecek arkadaşlar? 1 gelmiş olacak. Bence bu güzel soru. Buna bir yıldız atalım. Geldik 18. ve herhalde son sorumuza. Evet, okuyalım. Basamaklı diyor sayısının 36 ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki örüntüye bir bakalım. 421 değil mi? 421 buradaki periyodumuz bizim örüntümüz hep 421 şeklinde. Anlaştık. Periyodumuzun son rakamı ne? 1 değil mi? Dolayısıyla bak bundan önceki sayıda da en son periyotta 421 olsun. 420'den sonra bak şurada 1 olsa da bir tane 1 olsa periyot tamamlanacak ama tamamlanamamış değil mi? O yüzden burada 1 yok arkadaşlar. Şurada bir temizleyelim de şuraya 421'i şuraya sıkıştırayım ben. Tamam. Şimdi arkadaşlar bak hep üçlü üçlü periyot yaptım değil mi? Üçlü üçlü paket yaptım daha doğrusu. O zaman kaç tane paket var burada? Kaç paket var? Sorulması gereken soru bu. Kaç paket? Şimdi ben üçlü üçlü paketlemedim mi? Toplam 32 basamak. Dolayısıyla arkadaşlar 32'yi 3'e bölersem 10 kere 3'ten 30, 2 de artar. O artan 2 neresi biliyor musun? İşte artan 2 burası. Demek ki bu üçlü üçlü kaç tane paket varmış? 10 tane paket varmış. 10 paket. Cevabını bulduğumu. Şimdi dolayısıyla ben 36 ile böleceğim. 36 ile bölünebilme kuralı neydi arkadaşlar? Hem 4'e hem de 9 ile bölünmesi gerekmiyor mu? Evet. Dolayısıyla bakın ben bu soruyu şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar 4 ile bölünebilme kuralı neydi? Son iki rakamına bakmayacağım mı? Son iki rakamını zaten burada yuvarla geçini aldım. 42'nin 4 ile bölümünden kalan nedir? 2. Demek ki şıklarda önce 4 ile bölümünden hangisi 2 kalanını veriyor? 13'ü 4'e bölersem 1 kalanını verir. Bu olmaz. 14'ü 4'e bölersem 2 kalanını verir. Bak bu olabilir. 20 4'e tam bölünür. Ben 2 kalanının olmasını istiyorum. 22 4'e bölersem 2 kalanını verir. Bak bu da olabilir. 31'i 4'e bölersem arkadaşlar kaç? 3 kalanını verir. Bu da gitti. Demek ki ya B olacak ya da D olacak. Şimdi diğerini nereden eleyeceğiz tabii? Diğerini de 9 ile bölünebilme kuralında. 9 ile bölünebilme kuralı ne arkadaşlar? Rakamlarını topladığım zaman 9 ve 9'un katı olması lazım. Şimdi bak her bir paketi topladığım zaman ben ne olacak? 4, 2 ve 7, 4, 2 ve 1'i topladığım zaman her bir paket 7. 10 tane paket var. Dolayısıyla 10 çarpı 7 olacak. Bir de artı 2 tane rakamımız kaldı burada 4 ile 2. Onları da ekleyecek olursam 10 çarpı 7'den 70, 4 ile 2'nin toplamı da 6, 76. Demek ki bu 32 basamaklı sayının rakamları toplamı 76'ymış. Bunu 9 ile böleyim. 9 ile bölümünden kalan ne olacak arkadaşlar? Rakamlarını toplayacağım ben bunun. 7 ile 6'yı toplarsam 13. 13'ün 9 ile bölümünden kalan ne olacak? 4 olacak. Bunlardan acaba hangisi? 14 mü? 9 ile bölünce kalan 4 olacak yoksa 22 mi? Tabii ki 22 değil mi? Çünkü 14'ü 9'a böldüğüm zaman kalan 5 olacak arkadaşlar. Ben bunun olmasını istemiyorum. Tamam? Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bol bol ders çalışmayı unutmayın. Yapamadıklarınız varsa onları da tekrar etmeyi unutmayın. Tamam?